Özgün Altop bizlerle birlikteydi. Ekranda bir süredir bir son dakika gelişmesi var. Son derece önemli. Detayına bakmak için Ankara'ya gidelim. Tahsin Güner bizi bekliyor. Kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan bir tanesiydi. Ayşe Karaman davasında bir tahliye var. Neden? Hemen soralım. Osman Girgin 29 Temmuz 2018 tarihinde anestezi uzmanı Ayşen Karaman erkek arkadaşı doktor anestezi doktoru Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Ve ardından yapılan soruşturmada da Özgür Tarhan tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaya başlamıştı ve tutuklanmıştı. Adli tıp raporunda Ayşe Karaman'ın kanında ölümüne neden olan maddenin bir anestezik madde olduğu ortaya çıkmıştı. Bir süredir de tutukluydu. Ancak 27 Nisan'da bir adli tıp raporu daha dosyaya girdi. O dosya bugün rapor dosyaya girdi ve o rapor bugün görüşüldü. Hemen o raporu aktarmak istiyorum. Ayşe'nin ölümüne sebep olan anestezi ilaçları oldu. Ve yalnızca hastanelere verilebildiği, sanık Özgür Tarhan'ın ifadesinde belirlediği şekilde hastane dışına çıkartılmasının ve çantasında enjektöre çekili vaziyette taşınmasının tıbben uygun olmadığı, ilacın sanık tarafından maktule uygulanıp uygulanmadığının adli tahkikatla ortaya çıkarılması gerektiği, ancak sanığın bu ilaçları hastane dışına çıkartmış olması ve enjektöre çekili vaziyette çantasında taşıyor olması nedenleriyle kusur ve ihmalinin bulunduğu değerlendirilmiştir ifadelerini yer alıyor raporda. Ancak avukatı Ayşe Karaman'ın ailesinin avukatı avukat Tolga Beğendi de ihmal ve kasıtlı, ihmalin değil kasıtın bulunduğunu ifade ediyordu. Bu duruşmada bu talepleri ifade etmişlerdi. Ancak mahkeme heyeti görüşmesinin ardından, duruşmanın ardından da tahliye kararı açıkladı. Adli kontrol şartıyla sanık Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi Osman Girgin. Teşekkür ediyoruz. Tahsin Güner aktardığı sıcak gelişmenin bilgilerini son... YouTube kanalımıza abone olun.